Evet sevgili dostlar 7 Ocak 2024 Yir 2024 ve bugünün özel bir özelliği var nedir Fenerbahçe'mizin 2024 yılındaki ilk maçı Fener'in maçı var arkadaşlar içinizde doğan hissi bir skor tahmini vesaire varsa lütfen yoruma yazın İçinizde doğan bir şey yoksa da yapacak bir şey yok arkadaşlar sonuç olarak içinizde doğması lazım yoksa tahmini ben de yaparım evet. İstanbulspor Spor 0 Fenerbahçe 5 diyeyim 4 diyeyim yani. İşin şakası bir tarafa Chabi Alonso'nun Bayer Leverkusen'i Alman futbol tarihinde ilk 25 maçta mağlubiyet almayan ilk takım oldu. Şimdi ben burada şuna değinmek istiyorum. Deseler ki Fenerbahçe'nin başına Chabi Alonso gelecek deselerdi kimse bu riske girmezdi. İşte bazen de böyle bir olay var. Hocam Ali Koç Fenerbahçe başkanlığını bırakıyor. Saadettin Saran geliyor. Doğru mu? Saadettin Saran'ın birkaç gün önce bazı açıklamaları vardı. Diyor ki Fenerbahçe siyaset üstü kurumdur ama Atatürk Atatürk de siyaset üstü bir şahsiyettir. Bir de nefesim kesildi. Fenerbahçe'nin Atatürk hassasiyeti hepimizin kırmızı çizgisidir. Bu hassasiyeti siyasi zemine çekme çabasını iyi niyetle bulmuyoruz. Yönetimimizin arkasındayız demiştim. Saran medya olarak süperlik yayın ihalesine gireceğiz demiştim. Aynı zamanda eğer Ali Koç başkanlığa aday olmazsa biz aday olacağız. Ya yani ben aday olacağım demiştim. Yoksa her şekilde desteklerim demiştin. Başkanla Gali demişken aklıma geldi. Beştaş Lugano maçını tribünden takip eden ve Galatasaray Kongre üyesi Galatasaray Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye küfretmekle suçlanan 41 kişiye kamu davası açılmış. Şüphelilerin 1 yıldan 2 ay ya yani bir 1 yıl 2 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi diyor. Ben başlarına gelecekleri söyleyeyim. 6222'den ceza yerler her Be Beşiktaş maçında imza atarlar muhtemelen ee, yani hükümlerinin açıklaması geri bırakılır. Ceza yerler yani. Bir sene, bir buçuk sene ceza yerler. Çünkü ama gerçi son yasayla değişti herhalde. Hani direkt böyle bir ceza verince şey yapılıyor diye biliyorum. E, yani ya 41 kişi mi küfür etmiş sadece? Ben de onu anlamıyorum. Ya bir de şunu da söyleyeyim. Ya arkadaş hırsızın hiç mi suçu yok diye bir olay var ya. Ya gerçekten hırsızın hiç mi suçu yok ya? fazla düşünmek lazım. Bu arada Fenerbahçe'mizde İstanbul Spor maçı öncesinde bazı eksikler var. Miguel Crespo ve Jadon Osterbol sarı kart sınırında bulunuyorlar arkadaşlar. Sarı kart görmeleri halinde Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecekler. Çarşamba günkü maçta. Çarşamba günkü maçta mı? Fenerbahçe'nin maçı pazar perşembe olurdu genelde. Aynen çarşamba günkü maçta. Yani 7'si ve 10'unda maç var. 3 günde bir maç. 14'ünde pazar günü yine Gaziantep maçı. Sonrasında hafta içinde Adana Spor maçı var. 17 Ocak çarşamba günü. Nispeten futbolcuları dinlendireceğin için bir olay var. Sonrasında daha Samsun Spor maçının fikstürü belli değil. 21. Başakşehir'inki 24 bekleniliyor. Ankara gücü 28 bekleniliyor. Yani fikstür çok karışık. Fikstür çok 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 karışık. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ama Panahçımızda bugün İrfancan Kahveci yok. Hani aklıma gelen eksikleri sayayım. Beko yok, Ciku yok zaten. Bunlar malum. Zajc yok. İrfancan Kahveci yok. Mert Hakan Yandaş yok arkadaşlar. Ee, Fred yok. Başka kim yok? Bir kişi daha yoktu sanki ya. Neyse bu kadar kişi yeter zaten. İsmail Kartal, Lincoln Henneykey Süper Lig'in ikinci yarısında kadroda düşünüyor demiş Türkiye Gazetesi'nden Emin Uluç. Yani aklın yolu bir. Böyle bir isim varken kadronda değerlendirmekte de zorundasın. Arkadaşlar kısa kısa transfer duyumlarına değinmek istiyorum açıkçası. Mesela neye değineyim? Kurun içe e, değineyim. Dün videoda da bahsettik. Yine de ben bahsedeyim. Şimdi Haber Global Özel Fenerbahçe Kurun iç için görüşmeler yaparken Milan'da oynayan eski futbolcusu Simon Kea menajerler tarafından önerildi. Yalnız ben bir şey söyleyeyim. Simon Kia'nın önerilmesi şimdinin meselesi değil. Ya yani bir, bir, buçuk ayın meselesi kanalımızda da videolar falan mevcut. Biz öyle haybeden konuşan insanlar değiliz çok şükür. Sezon sonu sözleşmesi sonucu Kia'nın şartları soruldu ama resmi teklif şu ana kadar yapılmadı. Arkadaşlar Kia hangi takımda? Milan'da. Şimdi yine devam edelim. Ee, aslına bakarsan devam etmemek de mantıklı da neyse. Kurnuş için bu. Sonrasında Dimarzio'nun haberi geldi. Fenerbahçe, Radikun için Milan'a 4 milyon euro Bonuslar teklif etti. Milan Bu teklife henüz ikna olmadı. Fenerbahçe Mario Branco ve Radikun için menajeri Milano'da Bu transfer için Milan'ı ikna etmeye çalışıyorlar demiş. Arkadaşlar şunu da belirteyim Herkesin soracağı soru bu. Hocam diyelim ki tamam dediler. 3 milyon euro'ya tamam dediler. Ne zaman gelir? Çok kısa süre içerisinde. Ya belki pazartesi günü çıkar gelir. Şimdi Milan'ın Kurunic için istediği bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin teklif arasında 2 milyon euro fark kaldı. Pazarlıklar devam ediyor dedi Yağız Sabuncuoğlu. Sercan Hamzoğlu Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve yardımcısı Okan Özkan Milan'da Milano'da Milan'la Kurunic için görüştü. Fenerbahçe'nin bonservis ücreti için teklifi maksimum 3-4 milyon euro diye. Arkadaşlar bendeki bilgiye göre de 3 milyon euro. Yani maksimum 3 milyon euro. Eee Son gelen haberlere göre Calcio Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe'nin teklifi 3, Milan'ın isteği 5 arkadaşlar. En doğru şey bu. Şimdi Fenerbahçe'nin adı çok fazla futbolcunun geçiyor. Mesela gideceklerin de ayrıca onu da konuşmak lazım. Konyaspor Spor Başkanı Ömer Korkmaz, Umut Nahir'i takımımızda görmek istiyoruz ama resmi bir durum yok. Resmi kazanmadan herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum demiş Radyo Spor'a. Sercan Anadolu Pendik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Türk Mahmut Türkoğlu, Umut Nair için Fenerbahçe'yi arayarak oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediğini söylemiş. Şimdi arkadaşlar kiralamak ister ki şöyle kiralamak istiyorlar. Yani futbolcuyu bize verin. Yıllık ücretini siz ödeyin biz ödeyemeyiz. Biz de oynatalım diyor. Ya bence mantıklı değil. Bence mantıklı değil. Siz benden daha iyi bulursunuz bilirsiniz arkadaşlar. Yani onu da söyleyeyim. Samet Akaydın. Samet Akaydın'ın durumunu Avrupa'dan iki kulüp ve Ankara Gücü Konya Spor sordu diyor. Samet Akaydın'la ilgili Ankara Gücü'nün istediğini belirtmiştim. Samet'le birlikte aslında Ankara Gücü Mert Hakan Yandaş'ı da istiyor. Onu da belirteyim arkadaşlar. Aynı zamanda menajerle bir e, görüşme gerçekleştirildi. Samet Akaydın ayrılması için aslına bakarsanız izin verildi. Bak Samet'in yurt dışında bir takıma kiralanma ihtimali var. Yani Doğruya doğru bir takıma kiralanma ihtimali var ancak... Bu takım hangi takım olur? Bu takım kim olur? Tam olarak nereye kiralanır? İşte o konuda bir şey diyemem. Ama şu bir gerçek ki Samet Fenerbahçe'de kalmak istemiyor arkadaşlar. Yani açık ve net söyleyeyim. Samet Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Ee, tutmadı diyor. Kimya'm tutmadı diyor. Doğru söylüyor. Kimya tutmadı. Tutmaca bir şey diyemeyiz. Bartu Elmas. Bartu Elmas'da çok fazla isteyen takım var. Hatay Spor başta olmak üzere. Tuncay Şanlı diyor ki Bartu Elmaz'ı herkes istiyor. Oyuncu ile görüşmemiz oldu. Aramızda olmasını isterim diyor. Arkadaşlar Bartu oynatma garantisiyle Süper Lig'den herhangi bir takım istese hemen vereceğiz. Oynatma garantisiyle. Fakat oynatma garantisiyle istemiyorlar. Ancak birincilik takımları ki Sakaryaspor vesaire gibi birincilik takımları oynama garantisi oynatma garantisiyle istiyor. Ee, bakalım ne olacak. Joshua King Devre arasında Fenerbahçe'den ayrılabilir diyor. Asla ayrılmaz. Bendeki veri bankasına göre gitmeyecek arkadaşlar. Sezon sonuna kadar kalacak. Hatay demişken Hatay Spor. Volkan Demirel'in raporu doğrultusunda Emre Mor'un transferi için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı ama e, Hatay Spor son 8-9 maçta sadece 6 sırayı yendi. İşler kötü gidiyor Hatay Spor adına. Nasıl gidecek? Yani onu ben de bilmiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Ali Ece'nin çok güzel bir yorumu var, hoşuma gitti. Diyor ki Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında işi riske atmaması gerekiyor. Serdar Aziz en iyi oynadığı maçta kenara gelmek zorunda kalabilir. İsmail Kartal'ın kimsenin tartışmayacağı bir sağ stoper alması ve yarışa öyle devam etmesi gerekiyor demiş. Şimdi haksız mı? Yani kenara gelmesi gerekir derken şu bakımdan yani kart yiyip de gelebilir, sakatlanıp da gelebilir. Yani gelebilir de gelebilir diyor. Doğru mu? Bence doğru. Doğru mu Samet? Doğru. Aferin o zaman size. Aferin Samet. Yani Serdar Aziz böyle. Yapacak bir şey var mı? Yok. Manchester United astronomik bir teklifle Fenerbahçe'nin ın kıpsını çalacak. Kim için? Fred. Ve Fred'i geri isteyecek diyor. Arkadaşlar bunu bana çok soran oldu. Astronomik teklif ne kadardır? 5 milyon euro, 8 milyon euro, 10 milyon euro, 50 milyon euro, 100 milyon euro, 250 milyon euro, 500 milyon euro, 1 milyar euro. Yani istediğini alabilir. Şimdi bunlar çok ciddi rakamlar. 50-60 milyon euro vermezse. Leeds United Fenerbahçe 2 yıldızın peşinde diyor. Leeds United Fenerbahçe'den kimin peşindeymiş? Bir Bright Osay Samuel ve Ryan Kent'i listesine aldı diyor. Doğru değil bu yani o sayı doğru değil çünkü o sayı için bana gelen bir duyum var yani kulübün birinin 12 milyon euroluk bir teklifi olduğuna dair bir duyumum var arkadaşlar şu kadar oynadı şu kadar yaptı şöyle yaptı böyle yaptı hiçbirini konuşmak istemiyorum bakın Fenerbahçe'de Euro 2024 öncesinde 3 ayrılık bekleniliyor ve ben bu ayrılıklara hemen hemen kesin gözüyle bakıyorum Samet Akaydın 1 Umut Nair 2 Batşuayi 3 yani 3 oyuncunun da gitmesi muhtemel. Hatta 3'ünün birden gitmesine %90 ihtimal veririm. Çünkü Euro 2024'te oynamak istiyorlar. Forma şansı bulmak istiyorlar. E Samet 3.7 milyon euroya alındı. Cesus alınacak dedi. Alındı. Hata şunun hata bunun. Ben hata şunun hata bununla girmeyeceğim abi. Cesus alınacak dedi alındı. Bitti. Bitti. Ya Jesus alınacak dedi alındı konferans ligi şöyle böyle 3 futbolcu da biliyorsunuz ben açık söyleyeyim olacak gibi duruyor. Arsenal'den Ferdi Kadıoğlu için ilgi mektubu. İşte bu kötü. Ferdi Kadıoğlu'nun talepleri artıyor. Dortmund, Napoli, Arsenal'de Fenerbahçe için ilgi yazısı gönderdi. Bu kötü arkadaşlar. İlgi yazısı şu demek. Kaça satıyorsunuz? E, satıyor musunuz? Sat satıyorsanız kaça satıyorsunuz demek. Yani bu niye kötü? Ya Fenerbahçe Ocak ayında satmayı düşünmüyor. Sezon sonunda satabilir. Şimdi satmayı düşünmüyor. Ancak e, böyle darlamalar geldikçe de sıkıntı oluyor. Şimdi hocam bak şu ayı gidecek, yani Ferdi Devraslı kesinlikle gitmeyecek arkadaşlar. Hocam kaç gelse gider. Şimdi ben şu şu gelse gider, bu gelse gider dersem yalan söylemiş olurum. Niye? Lan bir 50 milyon euro bir teklif eder, Fenerbahçe satmaz. 70 milyon teklif eder, satmaz. Transferin son günde Fenerbahçe geleneği gereği 45 milyon euro teklif eder ona satar. Belli olmaz yani bu işler. Ama şu bir gerçek. Ferdi'nin aynısından bulmamız neredeyse imkansız. Hele hele şu Türk kuralı, yabancı kuralı olayı varken. Bak Ferdi'yi satarsan birçok şeyi değiştirmen gerekir. Mesela Ferdi'yi sattın. Kurun içi alamazsın. Saviçi içi alamazsın. Ferdi'yi sattın. Çağlar Söyüncü aldın. Salih Özcan aldın. Ferdi'yi satarsan hem Çağlar hem Salih Özcan'ı becerebiliyorsan sat Ferdi'yi. Stopere bir tanesini yerleştirirsin. İsmail, Salih Özcan bir tanesi daha garanti oldu. iki. Kanatta da bir tane Türk var. 3. Yani üç Türk'ten bitirmek zorundasın. O yüzden Ferdi'nin satılması teklif bile edilmemesi lazım olan bir turun diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den Firmino'ya sıkı takip. Şimdi Roberto Firmino. Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu taraftarın iddiası Şua'ya giderse yerine alınacak falan filan. Bir kere Firmino'yu ister misin Mustafa Hocam? Normal şartlarda isterim ama Edin Dzeko Fenerbahçedeyken bu bize biraz ekstralarç yani ekstra lüks. Fenerbahçe büyük oynuyor, oynamak zorunda kabul. Yakından takip ediliyor 32 yaşındaki golcü için Fenerbahçe'nin yan sıra Fulham Sheffield United'da ısrarcı diyor. Bat Batshuayi ayrılırsa eee Firmino hamlesi gelebilir diyor. Alahli'de 19 maça çıkmış, 3 gol, 3 asist. Açıkçası Firmino'ya bayılan İsteyen bir olarak söylüyorum. Şu Firmino'yu oyu al almazsın. Ben almam. Arkadaşlar gerçekten ben almam. Yani şu an bak Edin Ceko'nun arkasını toplayacak. Bak bir şey söyleyeyim size. Size komik tuhaf gelebilir de. Mesela vegorst Thiago Çukur. Bak, hem Begorst hem Thiago Çukur. Bence mantıklı. Begorst'u al. İkinci forvetin Tiago Çukural 3. forvetin Tiago Çukur hem Edin olan hem Vegors'tan bir şeyler öğrenir. Sen de gelişirsin. Takımın da gelişir. Futbolcun da gelişir. Yani haksızsam haksızsın deyin. Bak Tiago Çukur kötü bir çocuk değil. Yani bu bahsedilen kadar kötü bir çocuk değil arkadaşlar. Yerin dibine sokulan kadar kötü bir çocuk değil Tiago Çukur. Anlatabiliyor muyum? Ama Thiago çok biraz Fenerbahçe taraftarı yerin dibine soktu. Çünkü Fenerbahçe taraftarının beklentisi her daim yüksek olur. Yüksek beklentiye uymayan herkes onlar için çöptür. Yani kurun iç mesela. Şimdi kurun içi soruyorum. Adam diyor ki ya ben beğenmiyorum diyor. Niye? Yaşı çok yüksek diyor. Transfer market değeri o kadar yüksek 50 milyon euro falan olsaydı neyse diyor. 50 milyon euroluk futbolcuyu nasıl almayı düşünüyorsun diyorum. O, Ali Koç başkan değil mi? Koç soyadının hakkını verecek diyor. Lan koç soyadının hakkını sende veremesin, bende veremem. 50 milyon eurodan bahsediyorsun. 50 milyon euronun senin kaç lira olduğunu haberin var mı? Yani uzun lafın kısası durum bu. Anthony Martial hepsinde bu arada duyumların hepsini bu videoda birleştiriyorum arkadaşlar. İnşallah bir beğeni de çok görmezsiniz. Yani o kadar da vicdansız değilsinizdir bak. Maç günü çok güzel bir şekilde ee, sizlere video çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Maçımız saat 16'da. Saat 15'te maç önü canlı yayında zaten görüşürüz. şunu belirteyim ısrarlı arkadaşlar. Bugün maç günü. Bugün üyelik kazanmak için, hediye üyelik dağıtan kişilerden faydalanmak için lütfen olabildiğince video izleyin. Beğeni atın. yani oynatma videosu, ya yani oynatma listelerini açıp videoları açık bırakırsanız daha kolay bir şekilde üyelik kazanırsınız ben uyarayım da sonra bana demeyin ki hocam haber verseydim ben de yapardım demeyin. Antony Martial. Fenerbahçe ile bazı Arap kulüpleri ilgileniyor demiş. Arkadaşlar kesinlikle alakamız yok. Keşke olsa. Ama kesinlikle alakamız yok. Bilginiz olsun. Ha, Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Fenerbahçe'de ilgileniyor da şöyle yapıyor da böyle yapıyor da. Bak Fenerbahçe'nin bugün İstanbul Spor maçı var. İstanbul Spor maçı için Fenerbahçe'nin bugün çıkarması gereken bir 11 var. İsmail Kartal muhtemelen büyük oranda 11'i belirledi. Bakın Cengiz Ünder %99.9 ilk 11 başlayacak. Başlamak da zorunda. O da ayrı bir mesele. Hani eksik sayısı çok fazla var Fenerbahçe'de. Fred eksik, Mert Hakan eksik, İrfan Can Kahveci eksik. Zayc yok. Bekao yok. 5. o Osayi yok. 7. Yani 7 futbolcu yok. Mert Müldür savunmanın sağında. Cengiz Ünder onun önünde oynayacak gibi duruyor. Ostervolde Serdar Aziz ikilisinin stoperde görev yapması. Ferdi onun sol bekte görev yapması bekleniyor. Orta sahada. Bakın bu eksiklere bu eksikler yüzünden orta sahada İsmail Yüksek, Crespo dışında alternatif yok. Mecbur İsmail Yüksek, Crespo oynayacak. Bartu Elmaz yedeklerde yer alacak. İrfan'ın yokluğunda Cengiz sağda. Diğerleri zaten Şimanski, Tadic, Ceko. Bunlar zaten oynayabilir konumda oldukları için. Gözlerde bunlar da olacak. Hani Fenerbahçe'nin sürpriz bir 11 beklenilmiyor. Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Osterbolde, Ferdi. Bakın zaten 3 yabancı hakkı burada gitti. Crespo, İsmail, Cengiz, Şimanski, Tadic, Ceko diyor. Burada da yabancı sayısı epey artmış oldu. Şey Türk sayısı 5'e çıkmış oldu. Ha bu ne yapar? Bu maçın ikinci yarısında yapacağın değişiklikler. Mesela bir Joshua King'i oyunu alırken hakimi çıkarsam da şöyle olsun böyle olsun demezsin. Ee, bu da bir gerçek arkadaşlar. Yani yedekleri düşünüyorum. Gerçekten kafam allak bullak oldu ya. Yedekleri düşünmekten de kafam allak bullak oldu. Yani tamam İrfan Can Eğri Bayat kalede. Yusuf Akçiçek Samet Akaydın. iki stoper yedeği okey. Altyapıdan belki bir isim alınır. Ee, kanat bekleri için. Bartu Elmaz yedek. Okey. Zaytsın Mert Hakan'ın Fred'in oynamayacağı da garanti. Yine buraya altyapıdan isim alınabilir. Joshua King, Ryan Kent, Batshuayi, Umut Nair, Emre Mor. Bunlar da yedek. Yani diyorum ya Fenerbahçe'nin kafasındaki şu anda en büyük olay bu ya. Yani bunu da söyleyeyim. Neyse şu son duyumlara geçelim. Fener İsveç Arvenskan Ligi ekibi Hammarby'den 23 yaşındaki Türk asıllı İsveçli stoper Edwin Kurtuluş temsilcisi aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi diyor. Engage Sports. Şimdi Fenerbahçe'ye önerildi. Güzel. Temsilcisi aracına önerilmiş. VPA menajerlerinden biri Dusko, Dusko, Dusko Tosic'miş. Ve Dusan Tadic, Michael Frey, Zeki Andoini'nin temsilcinin üstüne VPA Sports International şirketi. Oyuncunun Kosova vatandaşı da varmış. Edwin Kurtuluş 3,5 milyon euro. Transfer market 31 Aralık 2025'te sözleşmesi bitiyor. İsveçli, İsveç milli takımda 4 kez oynamış. Ee, bu sezon az mı oynamış? Bende mi sıkıntı var? İsveç yani 2 maça çıkmış. Bir asisti var. 145 dakikada konferans lig oynamış. Ya bu, bu, tip öneriler gelir arkadaşlar. Bu öneriyi alacağız diye bir şey yok. Juventus'tan 23 yaşındaki fil dişi sahili asıllı İtalyan Santrafor Moise Kean temsilciler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerilmiş. E, Alessandro Lucci yapıyormuş. Fenerbahçe'de de çalışmış bu menajer. Şimdi Mois ismi bomba bir isim. Doğruya doğru. Ancak bu tip takımlar sana futbolcusunu direkt kiralamaz. Şey, satın alma opsiyonu kiralamaz. Sana sadece kiralar. 2025 Haziran'a kadar sözleşmesi var. Yani bir yıl daha sözleşmesi var. Ancak beklenilenlerin hiçbiri yaşanmadı. bu iddia ortaya atan arkadaşa şunu söyleyeyim. Juventus 7'ye kiraladı. 30'a aldı. 37 milyon euroya almış oldu. Zamanında da 40 milyon euro piyasa değer varken 27.5'a Everton'a satmıştı. 12 maça çıkmış. Gol asisti yok mesela. şu anda da sakat. Yani bunu beklemeyin. Kremio'dan 26 yaşındaki Paraguaylı ön libero Matias Villasanti menajerler aracılığıyla Fenerbahçe önerildi diyor. Yine bir başka sayfanın şeyi. Arkadaşlar bakın önerilmesinin hiçbir önemi yok. Ya yani 500 tane de futbolcu önerilebilir. 10 milyon euro transfer market değeri olan bir futbolcu. 31 Aralık 2024'te sözleşmesi sona eriyor. 26 yaşında. Ya adamın profil fotoğrafına bakın zaten bu bizde gitmez dersiniz. Rossi'nin ön libero hali dersiniz. Yani 10 milyon euro değeri var. Önerilebilir ama yok arkadaşlar geçiniz. Fenerbahçe'de Ivan Perisic sürprizi yaşanabilir. Ahmet Selim Kul'un özel haberi. Şimdi Ahmet Selim Kul da Ivan Perisic diyorsa durduk yere demez. Ee, onun da elbette bir bildiği vardır. Şimdi 34 yaşına gelmiş. Birçok bölgede oynayabilen bir isim. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. Şu anda Tottenham'ın futbolcusu. Ancak Tottenham'da umduğunu bulamadı. Sezon başında biz çok almak istedik. Sağ kanada, sol kanada ama şunu söyleyeyim. bence Ahmet Selim Kul bir yem attı ortaya. Ben içi doğrulamıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani bunlar önerildi, şu oldu, bu oldu falan filan. Ben ee, yok ya. Normalde Ahmet Selim kulu doğrulamak isterim ama maalesef ben doğrulamıyorum. Şimdi kentin ayrılması sakatlık problemi falan filan. Tabii için yıllık bonuslarla istediği para 5,5 milyon euroyu buluyor. Çağlar ile görüşüldü diyor. Bunu Sercan Amzoğlu mu diyor? Fenerbahçe için hayırlısı neyse o olsun dedim. Bazen çok güvenip aldığın kişi Fos çıkabilirken bazen de beklenmedik isimler sürpriz çıkışlar ile taraftarı coşturabilir. Kehrer için size ne dedim? Fenerbahçe'ye gelmeyecek dedim. Monaco'ya gitmiş sanırım. E, açıkçası ben Almanya'ya geri dönüş bekliyordum. Yani Monaco'ya kiralık gitmiş. 27 yaşındaki oyuncu sadece kiralık. Yani opsiyonsuz, yok transfer etme opsiyonu var diyor. Yani sadece kiralık gitmiş Monaco'ya opsiyonlu bir şekilde. Ee, çağlar Kehrer zaten olmadı. Hayırlısı. Fenerbahçe taraftarının kulislerde konuştuğu bir iddia daha var. İşte Torreira kendini yere atmış. Yok okey başka bir şeydi. Ha. Torreira Devrim Özkhan'la olan fotoğraflarını silip Instagram'da takipleşmeyi bıraktı diyor. İnşallah yani böyle şeyler rakiplere zarar versin. Belki de gidicidir. E, duygusal bir adamdır. Gitmeden önce konuşayım da üzülmeyim diye yapmıştır. Bilemem ben onu. E, yani başka ne var? Başka Şimdi şey <laughs> diyor. Icardi sakat. Bakan bu Afrika Kupası. Davison sakat. E, Ziyet gitmek istiyor. Tete çöp çıktı. Maaşlar ödenmiyor. Torreira devrim ayrıldı. Performans düşecek falan. Ya hakemler adaletli yönetsin zaten kimin ne performansı düşüyor. Hep birlikte çekirdekte izleriz. Yeter ki hakemler adaletli yönetsin. O zaman zaten hep birlikte görürüz arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Maçtan dediğim gibi bir saat önce canlı yayında görüşürüz zaten. Değerlendiririz. Arkadaşlar videoları burada izleyip bir beğeni bile atmayıp Maç önü canlı yayınında iki de bir de transfer sorusu soracağınızdan eminim. Ama ben de ona göre cevaplayacağım, ona göre bir tavır takınacağım. Ben de bunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok duyum istiyorsanız hocam, ben duyum istiyorum diyorsanız 15 TL verip iyi olabilirsiniz. Merak etmeyin yani ayda 15 TL vermeyle hiç kimsenin hiçbir şeyin hiçbir şey olmaz. Bugün bir sigara parası bile değil. Yani benim duyumlarım önemsiz vesaire değil arkadaşlar. Ben bunu 25-30'a çekmeyi de bilirim ama gerek duymuyorum çünkü biz işin parasal boyutunda değiliz biz işin gönül boyutundayız size tavsiyem ricam olabildiğince arkadaşlar e, kanalımıza sahip çıkalım duyum istiyorsanız dediğim gibi ayda 15 TL verip üye olabilirsiniz çok net güzel duyumlara da sahip olabilirsiniz ha, istemiyorsanız da e, ya da ben videolarda izleyeyim yeterli 15 lira benim için çok para hani dinimden dönerim ama 15 liramdan dönmem falan diyorsanız canımı ağlama param alma diyorsanız onu da e, videoları izleyerek duyumları öğrenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.